Ee, o yüzden böyle bir sistem uygulanabilir. Şimdi Seçil Erzan meselesiyle ilgili çok ilginç değerli izleyenler bazı gelişmeler yaşandı. Seçil Erzan Seçil Erzan'ın bugün bir videosu düştü. Bu videoda e, şöyle yazmışlar işte tefeciler tarafından kaçırıldı, tehdit edildi falan diye de işin aslı aslında işin aslı aslında öyle değil. Videoda Seçil Erzan'ı kaçırıp tehdit eden kişi Seçil Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi. İranlı bir isim. Ee, İranlı kim? Onu da söyleyelim. Hemen onu da paylaşayım. Ee, İranlı Hakkani isimli birisi. Seçilerzan'ı boş bir araziye evinden almış. Eşofmanıyla yani ev haliyle evinden almış götürmüş. Orada da kayda basmış. Bunları söyleyeceksin diyerek bir tehdit e, videosu çekmiş. Bakın o videoyu önce bir izleteyim sonra işin arka planında yaşananları size kısaca kısaca anlatmaya çalışacağım. Kurduğunuz mojinin ve nazına senedinde her hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları iade eden lütfen et. Hiçbir şey yok çünkü. Ben bir kuruş para almadım mı söyle? Moji bir kuruş para. Ee, burada <gülüyor> <gülüyor> Burada videonun başında Süleyman amca merhaba diyor. Süleyman amca merhaba dediği kişi tefeci. Ee, şimdi meselenin özü şu değerli izleyenler. Orası da hala muğlak olduğu için net bir şey söyleyemiyoruz ama bu videoyu çeken yani bu fona yatırım yapan kişi İranlı kişi e, Hakkani Seçilerzan'la birlikte e, 10 milyon liralık tefeciden para alıyor. Fakat 14 milyon liralık bir senet imzalıyorlar. E, günün sonunda da e, bu İranlı Hakkani e, borçlu çıkıyor. Yani çünkü faiziyle ödenecek ya borçlu çıkınca da Tefeci Süleyman amca denilen kişinin, Süleyman Arslan isimli kişinin elinde senetleri oluyor. Ve İranlı bu, bu kişi Seçil Erzan'a baskı yapıyor. Diyor ki bu senetleri al, al. O da alamıyor. Tefecinin elinden alamayınca da evinden kaçırıyor ve bu şekilde bir tehdit videosu çekiyor. Mesela Erzan'ın bir ifadesi var. Diyor ki ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. İki katına yakın bir parayı tefeciye ödemiş. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim ifadesini kullanmış. Bu da e, nereden çıktı? Bu işte şu anda iddianameler var, ifadeler var, videolar var, yazışmalar ortaya çıkıyor. Kendisi Seçil Erzan, kendisi arkadaşıyla yaptığı konuşmada da bu videoda kendisini kaçıran kişinin kendisine bağırdığını sürekli senetleri almasıyla ilgili baskı yaptığını ifade ediyor. Tablo bu durum bu görüntülerde de görüyorsunuz yüzü gözü şişmiş muhtemelen de ağlamış evinden de kaçırılmış boş bir araziye getirilmiş ee, Fatih Terim fonu diye çıktı mesele ortaya futbolcuların para kaptırılması meselesi ama başka isimler de var olayın içeriğinde ee, dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama son e, aylarda e, ya, yani yaz bitti meclis açıldıktan sonra bu Dilan Polat olayı patladıktan hemen sonra işte bu Arda Turan seçiler zam meseleleri baş gösterdi. O ona para vermiş, o yatırım yaptırmış, o gitmiş işte şu kadar faizle paranı vereceğim demiş. Benim anladığım şu seçiler zam muhtemelen kendisi işte borsaya bir yatırım yapıyor bu parayı da toparlayamıyor borcu harca gidiyor işte feciye düşüyor ondan para alıyor bundan para alıyor herkese borcu oluyor borcu olunca da etraftan para toplamaya başlıyor buraya yatırım yapın şuraya yatırım yapın şeklinde ve işin günün sonunda da işte tefeciden para alması, işte burada arkadaşının eşini eşiyle birlikte tefeciden para alması, senet imzalatması sonucunda bu hallere düşüyor. Peki neden bu hallere düşüyor? Kendisi Denizbank'ın Florya şubesinde yönet orada işte yöneticilerden birisi. Böyle Florya nerede? Galatasaray'ın işte Florya'daki tesislerini biliyorsunuz. Haliyle oradaki futbolcularla işte isimlerle temas kurarak onlarla arkadaşlık kurarak böyle de bir yatırım Danışmanı şekline dö dönüşerek e, tablo bu noktalara kadar geliyor değerli izleyenler. Bu tehdit videosunun arka planında yaşananlardan birisi de buydu. Peki emeklilerle ilgili kısma geçeceğiz tam o kısım daha doğrusu.